Türk futbolunun fark yaratan, tarihe kazınan başarılarında hep ön sıralarda, Avrupa'nın büyük kulüplerinde de bizi başarıyla temsil etti ve oynadığı futbolla göz doldurdu. Sadece futboluyla değil, liderlik ruhuyla da hep gündemimizde. Şimdilerde ise futbolunun olgunluk çağında Emre Belezoğlu'ndan söz ediyorum. Bugün Emre Belezoğlu, Tuğba Belezoğlu çiftinin evine konuk olacağız. Genç, güzel, kalabalık bir aileyle beraberiz. Tam bayramlara yakışır bir aile. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizi ağırladığınız için. Aslında bir de Zeynep Neda var ama o biraz bizde olmak istemedi herhalde. Bugün keyfi yok. Maalesef. Birazcık hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz böyle Neda özellikle beklerken Leyla da başladı. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evin abisiyle başlayalım. Ömer, bayram deyince aklına ne geliyor? Şeker bayramındayız. Şeker bayramında ne geliyor aklına? Şeker. Ya bol bol tatlı yiyor musun bayramlarda? Efendim? Bol bol tatlı çikolata yiyor musun bayramlarda? Evet. Başka ne yapıyoruz? Başka ne yapıyorsun? Büyüklerin yanına gidip ne yapıyorsun bayramlarda? Elini öpüyorum. Aferin sana. Şimdiden... Artık gelenekleri yaşatıyor musunuz diye soracaktım ama o öğrenmiş. Sizin önce geçmişinize dönersek, geçmiş bayramlara, biraz özlem var artık günümüzde eski bayramlara ama siz neler hatırlarsınız? İlk aklınıza gelen nedir? Tabii aslında her geçen sene bir öncekini aratır gibi sanki bayramlarda benim adıma. Benim çocukluğum İmrahor'da, Yedikule'de geçti. Sonra bir kısa dönemde o Zeytinburnu'na taşındık biz. Çok küçük bir Rum mahallesinde büyüdüm ben. Orada aklımda kalan bayramlarda, özellikle Ramazan'da sokaklara yayılan sofralar, herkesin beraber açtığı iftarlar, sahurlar. Onun akabinde de herkesin bir komşuluk ilişkisinden daha çok aile ilişkisiyle bayramlaştığı sabah namazından sonraki anlar hep aklımda kalır çocukluğumda. Şimdi maalesef tabii ki belki de artık bizim işimizin yoğunluğundan mı, belki göremediğimizden dolayı mı bilmiyorum. Eski zamanlardaki bayramların tadı yok gibi. Fakat yine de büyüdüğüm muhitte arkadaşlarımla ara sıra görüştüğümde onlar yine bu o saf, o doğallığı korumaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yani çocukluğumda aklımda kalanlar bunlar hep. Sizin de vardı mutlaka aklınıza gelenler bayram denince. Evet, son dönemlerde tabii, son yıllarda diyeyim, bayram deyince hep bir tatil aklımıza gelir oldu, evet, ama doğru. Biz genelde öyle değiliz aslında. Zaten Emre'nin işi dolayısıyla bayramlarımız tatile dönmüyor. Genelde İstanbul'da oluyoruz. Ama çocukluğumun bayramlarını sorarsanız yine benim babam da çok geleneksel bir ailenin mensubu olduğu için biz yine hep aile büyüklerimizi ziyaret ederek şeker ve para toplayarak doğru geçirdik bayramlarımızı çocukluğumuzda. Tabii şimdiki çocuklar biraz sadece şimdi el öpmek yetmiyor. Şimdi onlara bunu yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Meryem, Leyla da bayağı sıkıldı. Evet, biz onlara müsaade edelim bence daha fazla şey sıkmadan. Eğer varsa Ömer'in bir bayram mesajını alabiliriz. Veya işte herkesin bayramını kutlarım gibi bir şey söylemek ister misin? Herkese iyi bayramlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Sana da iyi bayramlar. Meryem, Leyla'yı uğurladık ama Ömer'i bırakmadık. O da bizimle beraber devam edecek. Şimdi aile hayatınızla devam etmek istiyorum. Ömer Akif, Zeynep Neda, Meryem, Leyla. İki isim ama sizin her ikinizde de anne babada tek isim var galiba. Nedir? Bunun mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyorum açıkçası. Ve nasıl karar verdiniz bu isimlere? Emre Bey anlat. Çünkü hepsi de o koydu zaten bütün isimleri. Bütün isimleri. Altı evet. İsmi de bir tanesini sadece ben koydum. Leyla'yı Tuğba Hanım koydular. Hayır, sen oradan Zeynep'i başladın. Koydum. Zeynep'i mi koydun? Evet. Leyla'yı da sanki beraber ama biraz sen ona yine gönüllüydün. Onayım vardı, evet. Ya tabii ben birazcık daha belki bu konularda tabiri caizse tutucuyum diye düşünüyorum. Yani isim konusunda özellikle çocukların çok doğru isimler alması gerektiğine inananlardan biriyim. Anlamlarını anlamlarının olması, yaşamış insanların, karakterli insanların
isimlerini koymayı tercih ettim. Ömer'i Hazreti Ömer'den dolayı koyduk. Zeynep Neda'yı yani hem içinde Neda Osmanlıca bir isim olduğu için onu öyle koyduk. Meryem Leyla'yı da kadınlar arasındaki en iffetli kadın olduğu için Meryem dedik. Leyla da biraz Tuğba, ben beraber karar verdik. Leyla'lar da böyle tanıdığımız, hep böyle güzel, hoş oluyorlar. Ondan da öyle koyduk. Tanıdığım Ömerlerin hepsi, bütün arkadaşlarım Ömerlerin hepsi çok iyi arkadaşlarımdır. Çok iyi çocuklardır. Yani hem tanıdığımız insanlar hem de böyle isimlerin anlamları olsun diye, karakterli isimler olsun diye ben biraz öyle tercihler yaptım. Tuğba Hanım da sağ olsun. Birçok konuda beni anlayışla karşıladığı gibi isim konusunda da anlayışla karşıladı. Şimdi sizin karar verdiğinizi söyleyince benim aklıma bu sahadaki liderlik ruhunuz aklıma geliyor. Tuğba Hanım'a sormak istiyorum bu noktada. Evde de böyle bir ruh var mı? Yoksa genel olarak isimler dışında ortak kararlar alarak mı yaşarsınız? Yani kesinlikle ortak karar alarak yaşıyoruz. O sahadaki... Bizim için sahada kalıyor liderliği, evin lideri benim diye düşünüyorum. Yani çünkü zaten Emre'nin zaman olarak kısıtlı bir zamanı olduğu için ben birçok şeyle ilgilenmek durumunda kalıyorum. Çocuklar olsun, evin her türlü ihtiyacı olsun. Yani Emre'nin de öyle çok büyük bir beklentisi yok. Yani evle ilgili olarak bana güvendiği için ben ilgileniyorum her şeyle evde daha çok. Biraz kariyerinizden de bahsedelim mi? Aslında yani bu kadar gündemdesiniz ve çok hakimiz hepimiz ama bir daha hatırlamak gerekirse. Çok küçük yaşlarda başladınız. O trenle antrenmanlara gidip gelişiniz. Bir gazete sayfasında bir yolcuda kendi fotoğrafınızı görüp. Ya bu hepsini hatırlıyorum ufak ufak şimdi röportajlardan. Yıllardır gündemimizdesiniz çünkü futbolunuzla. Nasıl başladı bu serüven? Babanız da futbolcuydu galiba. Evet. Benim babam da 52 doğumlu, 1952 doğumlu, 68-72-74 arasında o Galatasaray'ın bir an bölüştü olduğu dönemde A takıma kadar yükselmiş. Ve altyapı sorumlusu rahmetli Salih Hoca vardı, Salih Bulguroğlu. Onun elinde büyümüş bir futbolcuymuş. Ben de aynı şekilde yine Salih Hoca'nın elinde büyüdüm Galatasaray altyapısında. Hem babama hem bana bu anlamda hocalık yaptı. Allah rahmet eylesin. Bende yeri çok farklıdır. Hem Galatasaray altyapısının hem kendisinin. Tabii ben Zeytinburnu Spor'un altyapısında başladım. Çocukluğumda en büyük hayalim, işte dediğim gibi küçük bir sokak olduğu için futbolcu olmaktı. Yani Zeytinburnu Spor altyapısında başlayan, 11-12 yaşından itibaren, 14 yaşına kadar süre gelen bir Zeytinburnu Spor altyapısı hayatım. Orada İstanbul karmasına seçildim 14 yaşında. Daha sonra 14 yaşında genç milli takımlara seçildim. Bu süre zarfında da başka takımlardan transfer teklifleri almaya başladım. Ama babam Salih Hoca ile böyle bir hukuku olduğu için, onda emeği ve hakkı olduğu için Galatasaray'a transfer olmam yönünde bir istek ortaya koydu. Fenerbahçeliydik ama orada Salih Hoca'nın hakkı çok fazla olduğu için bizde. Babam böyle bir şeyi kendine borç olarak gördü. Ahdi vefada kusur etmeyelim dedi. 2 senelik altyapı tecrübesinden sonra da 16 yaşında Fatih Hoca'nın 96-2000 senesinde yakaladığımız 4 sene üst üste şampiyonluk döneminde de beni A takıma çıkardılar. Orada da elimden geldiğince altyapıda öğrendiklerimi ve o takımın içinde öğrendiklerimi sahaya yansıtmaya çalıştım. Böyle bir başlangıç oldu benim için. Ama dediğim gibi ülkemizde ne yazık ki her genç hayalini kurduğu mesleği elde edemiyor. Bu anlamda kendimi hep şanslı hissediyorum. Allah bana çok güzel şeyler nasip etti. Biraz önce dediğim gibi bende emeği olan herkesi çok iyi duygularla anıyorum. Onların bende emeği çok fazla. Gerek camiaların, Zeytinburnu Spor'un, Galatasaray'ın, orada olan hocalarımın hepsinin bende emeği hakkı çoktur. Dar bir sokaktan bahsediyorsunuz ya, o sokakta mutlaka Emre Belezoğlu futbol oynamıştır. Evet. Ve bir idolü vardır. Bir isimle hitap edilmesini istediniz mi hiç o dönemlerde kendinizi? Ben Galatasaray, yani o zaman Fenerbahçe'ydim çocukluğumda. Benim odamda, hatta 96 senesinde ilk A takıma çıktığımda benden habersiz evime o zaman gazeteciler girmişlerdi. Ve benim yatağımın başında hala çok fazla gidip gelemiyordum, tesislerde kalıyordum. Hala Rıdvan Dilmen'in, Aykut Kocaman'ın ve Nova'nın posterleri vardı. O dönem işte 95, 94, 93 senesinin takımı. Onları hep kendime örnek gördüm. Daha sonra 90 senesinde A takıma çıktıktan sonra da Okan Buruk'u kendime örnek aldım. Hem insan olarak hem futbolcu olarak çok değerli biridir.
Ama Fenerbahçe'de oynayan, benim de o zaman çocukluğumun hayran olduğum takımında, o 100 gollü şampiyonluğu yaşayan takımda ben de Nova'nın, Rıdvan Hoca'nın ve Aykut Hoca'nın yerleri farklıdır. Şimdi siz iyi bir annesiniz. Bu ortada zaten. Bu evin lideri olduğunuzu da söylediniz. Sizin hiç profesyonel hayat hayaliniz oldu mu? Reklamcılık mezunu olduğunuzu biliyoruz ama ileride böyle bir şey düşünür müsünüz? Tabii şimdi çocuklar biraz anneye daha ilgi, ihtiyaç duyuyorlar. Evet, aynen öyle. Çok hani, futbol oynar bu arada Tuğba, onu da söyleyeyim. Tabii siz gerçekten biraz daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir aile olduğunuz için biz pek o kısmını bilemiyoruz ama. Çok iyi futbol oynar gerçekten. Üniversiteden, yani üniversitenin bitmesine çok az bir süre kala ben Emre'yle nişanlandık. Aslında hiç aklımda olmayan, gerçekten hani insanın böyle ittiği şey gelir ya. Evet. Böyle evlilik işte gibi bir şey hiç düşünmüyordum. Çok da aileme bağlı ve düşkün bir insan olarak hani İstanbul'da yaşamak bile beni bir süre çok zorlamıştı ailemden uzak olduğum için. Ama Emre'yle tanıştıktan sonra fikirlerim değişti. Evlenmeye karar verdim. Üniversite bitmesine birkaç ay kala nişanlandık. Hatta mezuniyetime kayınvalidem ve kayınpederim de geldiler. Yani o yüzden benim profesyonel hayata girmek gibi bir durumum olmadı. Nişanlılık süresini de çok fazla uzatmak istemedik. Zor olacaktı bizim için. Öyle dolayısıyla evlenmiş olduk. Ömer oldu. Arkasından Neda, arkasından Leyla. Ama tabii ki öyle bir fikrim var. Üretmek, çalışmak çok güzel ve insanı besleyen duygular olduğunu düşündüğüm için. Onların bana biraz daha ihtiyacı var. Bu sürede de onlarla geçirmeyi ben de çok istiyorum. Ama ileride bir şeyler yapmayı mutlaka düşünüyorum. Çok istiyorum hem de. İlk görüşte aşk mıydı ve nasıl bir evlilik teklifi oldu? Merak ediyoruz açıkçası. Tuğba'nınki için geçerli değil o. Sen anlat, daha güzel anlatıyorsun. Sizin kim ilk görüşte aşk oldu? Ben Tuğba'yı zaten rüyamda görmüştüm daha önce. Evet, evlenmeden önce görmüştüm. Hiç tanımıyordunuz. Tanımıyordum. Gördüğümde onu bir yerden hatırladığım aklıma geldi. Daha sonra bir 15-20 gün sonra da ona evet rüyamda gördüğümü söyledim. Ama yani Tuğba'yı görmeden bir 4-5 sene önce rüyada Tuğba'yı görmüştüm. Hatta ilk tanıştığımız üzerindeki kıyafeti dahi görmüştüm yani. Rüyaların böyle bir tarafı var ama gerçekten yani. Ve şanslıymışsınız önceden sinyali vermiş olması. Bu güzel aileye bakınca bu ortada. Nasıl bir evlilik teklifiydi? Onu sizden alalım. Emre İngiltere'de oynuyordu o zaman. Ben de İstanbul'da okuyordum. O gün sakatlığı vardı ve Almanya'ya gitmesi gerektiğini biliyordum. Ben o şekilde biliyordum. Almanya'ya gidiyorum ben dedi. Ondan sonra uçağa bindi, indi, beni tekrar aradı. Taksiciyle İngilizce konuşuyormuş gibi davrandı. Ondan sonra meğersem o İstanbul'daymış ama ben o kadar ihtimal vermiyorum ki, bir de biraz migrenim var. O gün de çok başım ağrıyordu ve hani hiç kalkacak halim yok. Ablama da haber vermiş. Ablam da sürekli bana işte niye evde yatıyorsun, işte çık. Bir saçına fön mü çektirsen acaba? Falan gibilerinden şeyler söyledi. O gün de 8 Mart'tı. Dünya Kadınlar Günü'ydü. Öyle de bir anlamı da vardı ayrıca. Evet. Ben kuzeni aradı beni. Dedi ki sana bir şey aldım. Emre abinin yanından geliyorum dedi. Sana bir şey getirdim dedi. Ondan sonra bir kapıyı açar mısın dedi. Açtım, yukarıya geldi. Ondan sonra bir daha aradı beni gittikten sonra. Dedi ki bir aşağı iner misin? Arabada bir şey daha kalmış dedi. Ben aşağı arabaya inmek için evin kapısını açtım. Böyle yerde güller başlıyordu. Ve Emre'nin kokusunu aldım zaten. Çok böyle bilindik benim, bir koku kullanıyordu o zaman. Anladım Emre'nin orada olduğunu. Böyle iki kat, üç kat aşağı indikten sonra kucağında kocaman bir kuzuyla. Kuzunun boynunda da yüzük varmış. Benim sonradan fark ettim. Bir kuzu. Bir arkadaşım çiftliği vardı, ona rica ettim. Dedim ki ya kuzu bulabilir misin? Böyle biraz da ben Tuğba'ya kara kuzum diyordum devamlı. Böyle karalı falan olsun, biraz siyah renkli olsun dedim. O da böyle ancak bunu buldum dedi ama yani ben kuzuları daha küçük bekliyorum. Koyun gibi bir şey geldi kucağıma yani. Onu zapt etmeye çalışırken o arada Tuğba'ya işte benim kuzen Volkan telefon ediyor. Onu aşağı indirmeye çalışıyoruz. O da dediği gibi biraz rahatsızmış. Migreni ağır geçer Tuğba'nın. İndi aşağıya. Ben de boynuna bir yüzük taktım. O zaman çok bu işleri bilmiyoruz. Nasıl yüzük alınır, nasıl yapılır tabii falan. Çok da görünür bir yüzük de değilmiş herhalde. Görünen bir yüzük de değilmiş. O anda
Ben inerken tabii diğer komşuları da kapıyı açıyorlar. Yani ben gül koyuyorum falan doğru, böyle. Görüyorlar. Kapıyı açıyor adam. Yani çünkü ben hiç Tuba'yla bekarken böyle evine gidip çok fazla gelmiyordum. Hı. Beni de bilmiyorlardı. Tabii adam şimdi kapıyı açıp baktığında gülleri biri yani kapılarının önlerinden güller aşağıya doğru döküyor. Adam beni tanıyor ama o olamaz herhalde falan diyor. Tamam diyor, kapatıyor. Ondan sonra bir kapıcı çıkıyor yukarıya. Allah akıl fikir versin evladım diyor falan. Böyle bir süreç oldu benim için o kuzuyla beklerken. Sonra Tuğba aşağı indi. Malum teklifi yaptık. O da düşünmek için süre istedi aslında biraz. Kendisi hemen kabul etmedi. Hemen kabul etmedi. Ben dedim bu zahmete bir daha katlanırım bilmiyorum. Ya şimdi evet ya hayır dedim. O zaman evet dedi, mecbur kaldı yani. Evet. Migren de herhalde böyle geçmiştir o gün. Aynen, heyecandan onu da unutmuş oldum. Biraz daha kariyerinizden söz edelim. Avrupa macerası, Fenerbahçe, ardından tekrar Atletico Madrid. Atletico Madrid ile ilgili güzel anılarınız da var. Bir futbolcunun nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili önemli katkıları olduğunu size. Bugün 37 yaşında futbol oynayabiliyorsam Atletico Madrid'de oynadığınız süreden bahsediyorsunuz. Ne kattı size? Özellikle şunu sormak istiyorum. Simeone geliyor benim aklıma Atletico Madrid denince. Medipol Başakşehir için de Abdullah Avcı geliyor. Ve dikkatimi çeken şey istikrar. Böyle mi? Gerçekten benzer yönleri var mı? Kesinlikle, ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle çok benzer yönleri var. İkisi de çok motive teknik adamlar. Hı hı. Benim kariyerimde Atletico Madrid sizin söylediğiniz gibi. Özellikle Türkiye'ye döndüm ve 7 sene Türkiye'de çok güzel zamanlarım geçti. Yani 4 sene... Özellikle Fenerbahçe'de geçirdiğim o güzel günleri hiçbir zaman unutamıyorum. Ama sanki Türkiye'de birazcık daha fanusun içinde olabiliyor oyuncular. Dış dünyaya daha kapalı olabiliyorlar. Zaten altyapılarda özellikle bize yetenekli oyunculara karşı özel bir ilgi alaka var ama bu işin bir meslek olduğunu ve bu işi aslında bizim bedenimizden götürebileceğimizi, sizi yeteneğin bir yere taşıyabileceğini ama aslında fizik açıdan kendinizi ne kadar hazır tuttuğunuzla alakalı olduğunu çok fazla öğrenmedik biz açıkçası. Ama Atletico Madrid'e gidip 32 yaşında oradaki o disiplini görmem, o Simone'nin oyuncular üzerindeki ağırlığı, takımın üzerindeki profesörün, kondisyonerin takıma vermiş olduğu o etki, herkesin kendine çok iyi bakmak zorunda olduğunu hissettirmesi beni açıkçası tekrar motive etti. Yani 32 yaş aslında birçok benim eski takım arkadaşlarımın, abilerimin futbolu bıraktığı yaşta ama Allah bana 32 yaşında Avrupa'ya gidip tekrar bunları görmeme sebep oldu, vesile oldu bu transfer benim için. 7 aylık bir süreçti ama gerçekten dediğiniz gibi 37 yaşına, 38 yaşına kadar geldiysem oradaki gördüklerimi şu an hayatıma uygulamaya çalışmamdan dolayı oldu diye düşünüyorum. Çünkü 30 yaşından sonra bir oyuncu çok antrenman yaparak bir yerlere gelmeyebilir ama çok iyi dinlenmeli, çok iyi beslenmeli. Bunları üçünü bir arada yaptığında ancak bir yerlere hala tutunabilir ve performansını sürekli hale getirebilir. Bunu gördüm orada. Simone ve Abdullah Hoca ikisi birbirine çok benziyor. Çok motiveler. Kulüp üzerindeki ağırlıkları hemen hemen aynı. Hı hı. Futbol akılları çünkü Atletico'da futbol aklı Simone'dir. Medipol Başakşehir'de de Abdullah Avcı'dır. Yani yönetim bu konularda herhangi transfer konusu veya bir oyuncuyla ilişkilerde birebir hiç kimseyle muhatap olmaz. Abdullah Avcı ile muhatap olursunuz. Atletico Madrid'de de Simone ile muhatap olursunuz. Bu noktada o zaman kulüp yapıları da belki benziyor. Yani bence Türkiye'deki kurumsal anlamda herkesin örnek alabileceği belki de benim gördüğüm ender takımlardan bir tanesi Medipol Başakşehir. Avrupa'daki takımlar zaten hemen hemen çoğu öyle. Bu kurumsal kimlikte herkes kendi konumunu, durumunu biliyor. Yapının gerektirdiği kulübün başarısı adına herkes kendi sorumluluğunun bilincinde. Bu anlamda Abdullah Avcı da kulübün futbol aklı bugünlere gelmesindeki İki tane büyük baş aktör var bence. Göksel Gümüştar ve Abdullah Avcı. Çok uyumlu çalışıyorlar. Yıllardır birbirine çok destek oldular. İyi günde, kötü günde her şeyi paylaştılar. Şu an bence çok örnek bir kulüp var ortada.
Arda'yla da yaptığımız röportajlarda daha önce bu disiplinden bahsediyordu Atletico Madrid'le ilgili ve evet, ciddi bir kilo vermişti. Öyle hatırlıyorum. Evet. Herhalde bu yine Simeone'nin disiplini. Valla ben Arda'nın tabii birebir diyaloglarını çok iyi biliyorum. Hı hı. Arda'yı orada çok iyi hazırladılar. İspanya Ligi çok zor bir ligdir. Hı hı. Hem teknik anlamda hem fizik anlamda çok hazır olmanız gerekiyor. Arda mükemmel seneler geçirdi Atletico Madrid'de. Bence Barcelona'da da aynı şekilde çok iyi seneler geçirdi. Son 5-6 ay oynamamasına rağmen. Ben şöyle bir anı anlatayım. İlk geldiğimde Atletico Madrid'e imza attım. Bana kilo testleri ve yağ testleri yapıldı. 75,5 kilo falan çıktım. Aslında Fenerbahçe'de oynadığım kiloya yakın bir kiloydu. Bana hoca, bizde oynaman için değil antrenmana çıkman için 71,5 kiloya düşmen gerekiyor dedi. Tuba şahittir. Evet. Bir ayda süre veriyoruz sana dedi. Bir sporcu için 4 kilo vermek çok zordur yani. 3 kilo 4 kilo vermek çok zordur. Ben o bir ay içinde 4 kiloyu vermiştim. Sadece antrenmana çıkmak için bu kiloyu vermen gerekiyor dedi. Oynama konusuyla alakalı da göstereceğim performansa bağlı. 2 kere Avrupa şampiyon olmuş bir takıma geldim dedi. O yüzden Avrupa'da bu sistemi inşa etmişler. Hı hı. Oyuncular kendilerini mecbur hissediyorlar. O sistemden dışarı çıktıklarında otomatikman takımın dışında kalabileceklerini biliyorlar. O yüzden herkes kendini çok iyi hazırlıyor. Benim de hedefim Allah nasip ederse futboldan sonra bu sistemde bu gördüklerimi bir gün bir yerlerde olursam, Türk futbolunda herhangi bir takımda, nerede olursa bunları uygulatmak. Şimdi siz disiplinden bahsedince beslenmeyle ilgili özellikle Tuğba Hanım'a da sormak istiyorum. Bu disiplin herhalde sizin hayatınıza da yansıyor ki 3 çocukla bu kadar fit olabilmek gerçekten çok kolay değil aslında. Biraz belki genetik de ama kim yapar yemekleri, neye göre karar verirsiniz, ortak mı besleniyorsunuz? Tabii ki Emre Bey sporcu olduğu için çok daha farklı besleniyordur ama. Evet, yemeklerimizi bir yardımcımız var. Hı hı. O yapıyor. O da zaten böyle çok fit yemekler, sağlıklı yemekler yapmayı seven biri, tesadüf. Allah bize onu gönderdi. O da o tarz yemekler yapmayı çok seven ve meraklı birisi olduğu için Emre'ye ve bana özellikle, çocuklara da tabii, hep daha sağlıklı, daha az kalorili, çok besin değeri yüksek yemekler yemeye çalışıyoruz hepimiz. Ben aslında Emre kadar dikkat etmiyorum yediklerime. Ama biraz da genetik gerçekten var. Doğuştan şanslı biraz, öyle değil. Evet, öyle bir durumum da var. Eskiden tatlıyla aram hiç yoktu. Doğumlardan sonra biraz onu kaçırıyorum. Onun dışında dikkat ediyoruz tabii ki yani. Öyle her gün abur cubur yiyen o tarz kesinlikle değiliz yani. Bir öğrenci hayatımızdan sıyrıldık artık. Futbolcuların modayla ilgisini biliyoruz. Atletico Madrid, tabii öncesinde bir Milano. Bu şıklık oradan mı geliyor? Mesela yani o sizin şıklığınız, ben ki böyle Tuğba Hanım da yine aynı şekilde hani birbirinizin zevklerine müdahale eder misiniz? Bu anlamda, çünkü ikinizin de belli ki ortak bir zevki var zaten gözle görünen. Ben tabii ben çok küçük yaşta, 20 yaşında İtalya'ya gittim. İşte o zaman birilerini görüp İşte onun gibi giyinmeye çalışma merakı vardı. İşte ondan etkilenip birisine, sevdiğim birisi veya işte değişik bir ayakkabı gördüğünde, birinin ayağında gördüğünde onu alma ve onun gibi giyinme isteği vardı. Zamanla o gelişiyor. Biraz daha böyle insan kendine yakıştırdığını giymeye başladığında veya vücudunu tanıyıp giymeye başladığında sanki bir kendine göre bir tarzı oluyor. Ben hep ona inandım. 26-27 yaşından sonra hep kendimi bu şekilde giyinme konusunda motive ettim diyeyim. İyi giyinip giyinmediğimi bilmiyorum. Ben kendimi iyi giyindiğimi düşünüyorum da dışarıdan nasıl böyle bir imajım var. Ama Tuba'nın giyinmesini, giyim tarzını beğeniyorum. Hep aranızdaki uyumdan bahsederken Emre Belözoğlu'nu biraz asiliyle de biliyoruz. Evet. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sizin yaptığınız her davranışın arkasında olduğunu biz zaten futbol severler, yakından takip edenler görüyoruz. Yani bu bir anlamda takdir edilesi de bir durum. Tabii şimdi çok küçük yaşlarda çok büyük sorumluluklar alıyorsunuz. Yani futbolculuk mesleği, bu meslek. Ben 16 yaşında bu mesleğe başladım profesyonel olarak. Ve bir anda kendinizi çok başka bir yerde buluyorsunuz. Ne kadar kendinizi buna hazırladığınızla alakalı bir durum aslında bu söylediğiniz. Ben çocukluğumda da 12-13 yaşında da yine asi bir
oyuncuydum saha içinde. Kaybetmeyi sevmeyen, elinden geldiğince sahada her şeyini veren. Okulun bahçesinde bile arkadaşlarımla oynarken böyle bir yapıda bir çocuktum yani. Bunu değiştiremiyorum. Değiştirmek de açıkçası hiç istemiyorum. Çünkü bu beni aslında sahaya hala motive eden, en çok samimi söylüyorum, asil duygum benim. Kaybetmeyi sevmiyorum. Bu bana evet bazen yanlışlıklar yaptırdı, hatalar yaptırdı. Hiç istemediğim diyaloglara girmek zorunda kaldım. Eve geldiğimde çok samimi söylüyorum, bazen sinirden gözyaşı döktüğüm zamanlar da olmuştur. Çünkü sporcuların içinden hiçbir zaman inanmıyorum ki kötü insan çıkmaz. Hı hı. Hepimiz kendimize göre belli ailelerin çocuklarıyız. Maddi anlamda gücü olmayan ailelerin çocuklarıyız. Ve hep bu sorumluluğu sırtımızda hissettik. Ailemize bakma, ailemize daha iyi bir gelecek sağlama isteği. Bununla beraber de sahanın içinde bir sorumluluk hissediyorsunuz. Bu size bazen aslında Allah hiç kimseye taşıyamayacağını vermez ama bazen gençlikte kendinizi iyi yetemediğinizde de böyle sorunlar çıkarabiliyor. Ben bunları yaşadım. Pişman olduğum çok şey oldu. İnsanız, hata yapıyoruz. Ama bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ne yaparsanız yapın bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Düzeltmeye çalışsanız da insanlar sizi nasıl görmek istiyorlarsa öyle bakıyorlar, öyle değerlendiriyorlar. Ben de böyle kabul ettim. Onlar da beni galiba böyle kabul ettiler. Durumumdan şikayetçi değilim. Allah'a her gün şükrediyorum. Fakat 3 tane çocuğum var ve maçları izleyen çocuklar oluyor. Bunu düşünüyorum. Bunu düşünmek zorunda hissediyorum kendimi. Bazen ister istemez onları, çocukların maçları izlediğini düşünerek yapmış olduklarımı düşündüğümde pişman olduğum çok zamanlar oluyor. Ve bu vesileyle bir kez daha onlardan özür dileyim. Nasıl bir baba peki Emre Belözoğlu? Emre Belözoğlu nasıl bir baba? İyi bir baba gerçekten yani. O benden daha kuralsız ve vicdanlı diyeyim. Peki tutkularınız neler? Nasıl, neyi dinlendirir Emre Belözoğlu'nu? Bir motosiklet aldığınızı ama Tuğba Hanım'ın izin vermediğini biliyoruz. Ya benim aslında hayattaki ailem dışında en büyük tutkum futbol. Yani ben futbolun üstüne başka bir tutku koyamıyorum. Beni motive edecek, dinlendirecek, beni yine futbol dinlendiriyor açıkçası. Çekmişsin sen. İnanmıyorum. Bir konuğumuz daha geldi. Zeynep, bu da benim, Neda. Bu da bizim Zeynep Neda'mız. Gel aşkım, kucağımda oturmak çok güzel. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Ortanca. Evet. Galiba. 3,5 yaşında henüz. Evet. Zeynep ya. Neda. İşte benim en büyük tutkum futbol diyorum ama herhalde ailem derken de zaten söylemiştim size. Evet. Ömer Akif, Zeynep Neda, Meryem Leyla. Aslında onlar bizden çok şey öğrenmeye çalışıyorlar yaşları itibariyle de. Ben onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da dinlenebiliyorum. Onlarla beraber tekrar hayatı. Onlarla tekrar hayata tutunuyorsunuz. Motive oluyorsunuz. Hayal kırıklıklarınızı onları gördüğünüzde, onların bu saf masum hallerini gördüğünüzde motive olabiliyorsunuz. Yani motosiklet böyle yazın kullandığım bir şey. Çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Çeşme'de, yazlıkta Tuğba Hanım müsaade ediyor bana. Peki Emre Belözoğlu kariyerini nasıl planlıyor? Göksel Gümüşdağ'ın sanki bırakmanız daha doğru olur yönünde bir açıklaması olmuştu ama sonrasında hemen bir sözleşme geldi. Bir yıl daha izleyeceğiz sizi. İnşallah. Keyifle izleyeceğiz inşallah. Nasıl gelişti bu süreç ve bundan sonrası için ne planlıyorsunuz? Tabii biraz önce söylediğimiz konular, işte bizi yoran, saha içi ve saha dışında yoran konularla alakalı. Göksel abi birazcık daha başkanımız, sayın başkanımız. Benden birazcık daha hassas bu konularda. Beni çok iyi tanıdığını bildiğim için hep benim için en iyi olan neyse onun olmasını istiyor. Yani sahadaki performansından sağ olsun çok memnun. Ama bazen bu tarz diyaloglara girmemden dolayı da rahatsız. Zannedersem o gün yapmış olduğu gece bağlantısında, televizyona bağlantısında bununla alakalı duygularını ifade ederken benim bırakmasını istiyorum diye bir şey çıktı ağzından. Evet.
Sonra ertesi gün biz buluştuk onunla. Dedim böyle bir şey neden söyledin abi? Dedi ki yani bu sıkıntılarla uğraşmanı istemiyorum. Beraber boğuşmayı istemiyorum dedi. Sonra oturduk konuştuk. Hocayla da görüştük. Bir senede daha oynayabileceğime beraber karar verdik. Ben de o enerji içinde hissediyorum açıkçası. Böyle bir karar verdik. Doğru da olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu 3 senede yapmış olduğum hizmeti taçlandıracak bir sene daha yaşarım bu ailenin içinde. Yine çalışacağım. Yine elimden geldiğince hayatımı merkezine futbolu koyacağım. Sakatlıklar olmaz ise inşallah yine aynı şeyleri yaşarız hep beraber. Sizin bu çiftin ortak geleceği 3 çocuk. Siz kendi çocuklarınız için nasıl bir gelecek planlıyorsunuz? Her ikiniz için de ortak planınız nedir? Estağfurullah. Siz başlayın. Yani akademik olarak iyi bir eğitim almaları, sonra istedikleri yolda devam etmelerini isterim. Her zaman önceliğim eğitimden yana. Onların çünkü hani ileride ne yapmak istediklerine karar verdikleri zaman öyle bir ceplerinde bir şey olsun diye düşünüyorum. Onun dışında şimdi bir oğlan çocuğumuz olduğu için babasıyla çok kıyas ediyor kendini şu anda. Biraz özeniyor şu anda. Evet, rol model. Bir de okuldaki arkadaşları da ona senin baban futbolcu mu diye şimdi onu şey yapınca, farkına vardırınca o da şu an inanılmaz bir futbola düşkünlüğü başladı. Halbuki hiç yoktu öyle diyeyim ilkokula kadar. Yani şu anda başladı. Onun da öyle bir baskım yok. Hiçbir zaman olmadı. Sporcu olsunlar çok isterim ama profesyonel olarak değil, her zaman hayatlarını spor yapsınlar isterim. Dediği gibi spor insanın hayatına çok önemli bir değer ve sporculardan kötü insan çıkmaz derler de, diyor Emre her zaman. Buna da kötü alışkanlıkları olmaması açısından çok katılıyorum. Onun dışında gerçekten kendileri mutlu olabilecekleri ne varsa onu olsunlar isterim. Ben de aynı şekilde Tuğba'nın söylediği gibi yani... bir çocuk değişiyor ve dünya değişiyor. Baktığınızda dünyanın bir sürü zamanı içinde, bu kadar zaman içinde zamana damga vurmuş insanlar da bir dönem çocuklardı. Yani ben kendi çocuklarımın öncelikle kendi vatanlarına, milletlerine çok hayırlı evlatlar olmalarını isterim. O değerlerle büyümelerini isterim. Elimden geldiğince de onlara bunu göstermeye çalışıyorum. Tabii ki akademik kariyerleri, okullar, bunlar hepimizin, her annenin babanın dert ettiği şeylerdir. Ama çocuklarımızın ahlakla büyümesi benim için en temel unsurdur. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle önemli bir günde, bayram gününde ağırladığınız için. Keyifti böyle bir aileyle bir arada olmak. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Biz de size iyi bayramlar herkese diliyoruz. Bayramlar, çok iyi bayramlar. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Size iyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Bay bay.